Bir insan topluluğunun millet haline gelmesi önce inancın, ardından da uzun bir mücadele ve çabanın sonucudur. Milliyetçi düşünce, milletin belli bir tarih süreci içinde tecelli ettiğini baz ve esas almaktadır. Bir milleti diğerlerinden ayırt eden özellikleri uzun bir tarih içinde gelişip yerleşmektedir. Tarih, millet için kimlik kaynağı, kültür, tecrübe vahasıdır. Türk milletinin kadim bir tarihi, engin ve köklü bir kültürü vardır. Milliyetçilik ise bu iki zemin üzerinden yükselen, birlikte yaşama ve gelecekte var olma irade ve iddiasıdır. Tarihe yüz çevirmek, milletin birikim ve deneyimlerini inkarla eşdeğerdir. Diyebiliriz ki, tarihsizlik ölümün diğer adıdır. Kültürü yok saymak ise acı verici yıkım ve yok oluş serüvenine meydan açmak, çanak tutmaktır. Türk milleti tarih sahnesine çıktığından beri bağımsız yaşamanın dışında ikinci bir yol ve tercih tanımamış, aksi dayatmaları hüsranla tanıştırmıştır. Türklük asırlar boyunca özgürlüğüne sımsıkı sarılmış, kaynaklarından kopmadan kutlu varlığını idame ve idare etmeyi başarmıştır. Hiçbir karanlık emel milletimizin yaşama azmini kıramamıştır. Hiçbir felaket milletimizin kutlu yürüyüşünü durduramamıştır. Çünkü Türk milleti beşeriyetin öznesi mevkiinde yüzyıllarca oturmuş, yüzyıllarca destan olup dilden dile okunmuştur. Bu nedenle hem tarih yazmış, hem tarih yapmış, hem de tarihe yön vermiştir. Demem odur ki Türk milleti tarihin yüz akı ve ta kendisidir. Geçmişimizde zaferler kadar buhranlı dönemler de olmuştur. Sevindiğimiz kadar üzüldüğümüz, fetihlerimiz kadar acıklı fetret devirlerine mahkum olduğumuz gizlenemeyecek kadar gerçektir. Bilhassa 1919'lu yıllar toprak ve insan kayıplarının milletimizde yılgınlığa neden olduğu, ataletin bütün vatan satına yayıldığı bir dönemin yürek yaralayıcı tarihidir. Bu tarih öyle bir zulüm tablosudur ki insanlık adeta sükut etmiştir. Bu tablo vatanımızı paylaşmak için haritalar üzerinde pazarlıkların yapıldığı, topraklarımızın sömürgeci güçlere birbirine ikram edildiği, tersanelerimize girilip ordularımızın dağıtıldığı, aydınlarımızın dağınık ve bulanık kurtuluş reçeteleri peşinde koştuğu karanlık bir devrin gerçekleridir. O yıllarda millet zillete uğramıştı. Milli iffet işgalle zehirlenmiş, iradesizlikle mühürlenmişti. Fakat Türk milleti esaret illetini asla kabullenmemiş, asla izzeti nefsine yedirememiştir. Felaketlere tahammülü kalmamış olanların uyandırılması, onlarla güç ve eylem birliği içine girilmesi, kalbi vatan ve millet sevgisiyle dolu milliyetçiler için artık kaçınılmaz hale gelmişti. İşte 19 Mayıs 1919'da Mustafa Kemal'le başlayan süreç umutsuzluk, yoksulluk, teslimiyet içinde hapsolunarak hareketsiz kalmış millet varlığına olan inancın ifadesi ve nirengi noktası olmuştur. Samsun'dan başlayan bu mücadele süreci Erzurum ve Sivas kongreleriyle anlam ve güç kazanmıştır. Ardından Ankara'da meclisin açılması, hemen sonra milli mücadelenin kazanılması ve nihayet Cumhuriyetimizin ilanı ile Türk milleti kendi kaderine hakim ve hadim olmuştur. Bu itibarla 19 Mayıs tarihi ile gelişen olaylar zinciri, küllenmiş milli heyecanları diriltmenin, ümitsizliğin seline düşmüş milli hedefleri
kamçılamanın eşi bulunmaz bir örneğidir. Adım adım ilerlenen bu yöntemin ayrıntıları ve esası, milli güçlere ve kanaat önderlerine dayalı bir meşruiyet, ortak duygu ve aklın bir araya getirildiği toplantı kültürü, milliyetçi fikriyatın ortaya çıkardığı tam bağımsızlık kararı, dönemin küresel güçlerini def etmek için lazım olan kahramanlık, kimliği zayıflamış toplumda Türklüğü yeniden yükseltmek için duyulan azim ve kararlılıkta aranmalıdır. Ne üzücüdür ki, aradan geçen 97 yıl sonra gaflet ve delalet içinde bir yönetici elitin varlığı hepimizi endişeye sürüklemektedir. Devletimizin kazanımlarını sekteye uğratacak, milletimizin kaynaşmasını geriye döndürecek önemli gelişmelere maalesef ardına kadar kapı aralanmıştır. Bu yüzden 19 Mayıs 1919 ruhunun manası hepimiz için daha da önem ve hayatiyet kazanmıştır. Tarih tekerrür etmekte, geride kaldığını düşündüğümüz gayrimilli dürtü ve teşebbüsler yeniden canlanmaktadır.